Modern Köşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlerle birlikte halı kaydırmazlarımızı daha güzel bir halı şekline veya seccade şekline aldıracağız, işleyeceğiz bugün. Bu modelimizi işleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel görünen bir model. Eski halı kaydırmazlarınızı da değiştirebilirsiniz bu şekilde işleyerek veya yeni bir halı kaydırmaz alıp çok uygun fiyatlarda çok pahalı bir ürün haline dönüştürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi banyolarınızın renklerine göre de renklerini ayarladığınız zaman çok güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Gördüğünüz gibi bakın arkası bu şekilde oluyor, ön kısmı bu şekilde oluyor ve çok da kolay, çok da hızlı biten bir model oldu. Bugün sizlerle bunu yapacağız. İp olarak ben hiç fark etmiyor ya. Ben bugün örnek veriyorum bunları patik ipleriyle yaptım. Sizler istediğiniz ipleri değerlendirebilirsiniz. Çok ince olmamak şartıyla. Çünkü alt kısımdaki beyaz zeminimizi kapatması gerekiyor. O yüzden daha uygun kalınlıkta ipler tercih ederseniz çok çok iyi olur. İğnemiz olacak, makasımız olacak, halı kaydırmazımız olacak bu şekilde. Hazırlığımızı yapıp hemen başlayalım. Evet bakın iğnemi, ipimi taktım ve buradan hemen başlıyorum. Bakın ilk delikten ipimi geçiriyorum. İpi de mümkün olduğu kadar ilk sıraya yetecek kadar yaparsanız hiç arkada dikiş olayımız da olmayacak. Bakın şöyle biraz mesafe bırakıyorum çünkü burayı arka kısımda düğüm yapacağım. Hemen bakın bir üst kısma sabitledim. Daha sonra buradan alıyorum bakın. Yan kısmından tam orta kısımdan çıktım. Bakın tam tepe kısmına tekrardan geçiş yapıyorum. Daha sonra tekrar bakın orta kısımdan devam ediyorum. İki üste çıkıyorum. Şöyle birazcık daha yakınlaştıralım. Evet, burayı iki tane yapacağım. Bakın hemen buradan tekrardan çıkıyorum. Yan kısımdan tekrar giriş yapıyorum. Bakın burada iki tane oldu. Şöyle yanlış olmasın, buradan da takip edeyim. Tekrar bakın orta kısma geldim. Bir taneyi bırakıyorum. Bir sonrakinden tekrar geçiş yapıyorum. Tekrar yanından çıktım. Aynı hizada alt kısma sabitledim. Tekrar yanından çıkıyorum. Burada 3 tane yapacağız. Tekrar bakın. Üçüncüyü de yaptık. Şimdi tekrar orta kısımdan geliyorum. İki üste geçiyorum. Tekrar burayı da 2 yapacağız. Yandan çıktım. Alt kısma sabitliyorum. Bakın. Tekrar orta kısma geliyorum. Bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine. Tekrar bakın. Orta kısımdan çıkıyorum. Bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine. Burası bizim tam tepe kısmımız. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Buradaki yaptığım işlemlerin aynısını bu kısma yaparak indiriyorum. Bakın tekrar ortaya geldim. Bakın burada ne yapmışız? Aynı işlemleri yapıyorum.
Bir tane birliğimiz vardı, yaptık. Tekrar orta kısımdan çıktım. Şimdi ikili olan bölümdeyim. Tekrar yan kısımdan çıktım. Burası ikili olacak. Tekrar orta kısma geldim. Bakın, buradayım, üçlü olacak. Evet, bakın sıramı tamamladım bu şekilde. Şimdi buradaki arkadaki iplerimizi nasıl yok ediyoruz? Onları size göstermek istiyorum. Bakın, bu kısımlarımızı daha sağlam olsun diye hemen bir yanından tek bir kanatını tığımla çekiyorum içine. Kısma düğümümü atıyorum. Kalan ipi de bu şekilde kestim. Bakın, hiçbir şekilde görüntü kirliliğimiz yok. Aynı işlemi buradaki çıkardığımız iplerin tamamına uygulayabilirsiniz. Evet, bakın diğer rengimi aldım. Şimdi burada kısa boyutlu bir tanemiz var. Bu kısa boyutlumuzu kısa olarak yapıyoruz. Bakın, buradan geçtim, ikinci delikten. Yine ip mesafemi bıraktım. Bir üst kısma tekrardan sabitledim. Tekrardan bakın aşağı kısma geliyorum. Bir üst kısma. Burada İki tane var. Biz iki tane yapacağız. Tekrar yanından geçiyorum. Bakın. Bir alta sabitledim. Tekrar orta kısma geldim. Bakın, burada 1, 2, 3 tane var. 3 tane yapacağız. Şöyle de çıkartabilirsiniz. Ben siz daha rahat anlayın diye tek tek yapıyorum ama bu şekilde de işlem yapabilirsiniz. Bakın, ikinciyi de yaptım. Tekrar üçüncüye geçtim. Yukarıya bakın. O tam orta kısımdan tekrar çıkış yapıyorum. Yukarıda iki tane var. İki tane yapıyoruz.
Hemen yanından. Tekrar orta kısımdan çıkıyorum, bakın. Yukarıda bir tane var, bir tane yapıyoruz. Tekrar orta kısımdan çıktım. Bakın yukarıda bir tane var, bir tane yapıyorum. Bakın tekrar orta kısımdan çıktım. Bu kez aşağı doğru iniyorum. Yukarıda bir tane var, bir tane yapıyorum. Tekrar orta kısımdan çıktım. Bakın iki tane var, iki tane yapıyorum. Çok zevkli ve yaptığınız zaman da çok güzel olacaktır. Bakın yukarıda 3 tane var. Bu kısma da 3 tane yapıyorum. Şöyle geçirmek istiyorum ben artık. Çünkü gayet güzel anladınız umarım. Evet bakın ikinci sıramı da bu şekilde gittim. Şimdi üçüncü sıramı gidiyorum. Bakın yine bir sonrakinden çıktım. Burada da üç tane kısa boylu var. O üç taneyi yapıyorum. İki. Kısa boylu derken de insandan bahsediyor gibi oldum. Trabzanlarımızdan bahsediyoruz. Bakın 3 tane yaptık. Şimdi tekrardan zemine giriş yapıyorum. Burada 2 tane var. 2 tane yapıyorum. Tekrar ortadan çıktım. Bakın yukarıda bir tane var. Bir tane yaptık. Tekrar ortadan. Yukarıda bir tane. Bir tane yapıyoruz. Çok zevkli bir işlemesi var. Çok hoşuma gitti benim. Evet. Bakın. Aşağı doğru iniyorum şimdi. Tekrar 3 tane kısamızı ve daha sonra buraya geçiyoruz. Hatta orayı da göstereyim sizlere, kafanız karışmasın. Evet bakın o kısmımızı da bitirdik. Şimdi son sıramdayım. Bakın yine bu şekilde girdim. Burada küçük kısamız var. Onu yaptık. Tekrar tabandan bakın. Yandan geçtim. Tekrar bir kısamız var. Onu da yaptık.
Burada isterseniz ipi kırabilirsiniz çünkü çok mesafe var. İsterseniz kırabilirsiniz. İsterseniz de direkt geçiş yapıp tekrardan bu kısma geçebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Hatta ben şöyle kopartıp tekrar baştan alayım. Evet, bakın bu şekilde modelimi tamamladım. Şimdi burada tekrar beyazla başlayacağım. Tam şu kısımdan başlıyoruz. Bakın bir tanenin üzerine bir tane. Burada tekrar ikinci bölüme geçiyorum. Yine burada bir tane var. Karşılığında bir tane. Burada iki tane var. Karşılığında iki tane yan yana yapıyoruz. Burada üç tane, üç tane yan yana yapıyoruz. Bu sistemde bu şekilde devam edeceğiz. Renklerimizi değiştirerek. Şurada da şöyle göstereyim sizlere. Bakın şimdi şu kısmı yaptık biz. Beyazımıza geldik. Bakın bir tane, bir tane, iki tane, üç tane. Aşağıdaki sayılarımızın üzerlerine yine aynı şekilde yapıp geliyorum. Orta kısmımızı yapmışız. Yine aynı şekilde devam etmişiz. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Tamamını yapıp gelelim. Kenar kısımlarını sizlere göstereceğim. Evet, şimdi size kenar bölümümüzü de göstermek istiyorum. Bu şekilde sade de kullanabilirsiniz. Bu şekilde iplerle kapatabilirsiniz. Bakın bu şekilde bütün deliklerden şöyle kapatıyorum. Bu önemli olan beyaz kısmının görünmemesi. İsterseniz aynı delikten iki defa bu şekilde yaparak da yapabilirsiniz. İpiniz eğer kalınsa tekli olarak da önemli olan alt kısmında beyazın görünmemesi. Bakın bu şekilde kenarlarımızı da bu şekilde yapıyoruz. Bitirip gelelim. Evet hanımlar, modelimiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle ve benimle kalın.